afetlerin hemen hepsinde, orta ve büyük ölçekli afetlerin hemen hepsinde afet mahalline hem de çok erken saatlerde gitme durumum oldu. Yani bu hususta ciddi bir tecrübeyi bizzat şahsen de yaşamış oldum. Sağlık Bakanlığı'nda ilk yaptığımız işlerden biri de yine afetle ilgili bir işti. Afet ya da acil durumlarla ilgili ulusal medikal kurtarma ekiplerini kurduk. Bunun kuruluşunda o gün milletvekilimiz olan, şimdi İzmit Belediye Başkanımız olan Doktor Nevzat Bey'in, Nevzat Doğan Bey'in ciddi katkısı var. Nasıl ciddi katkısı var? Çünkü o depremi bizzat içinden yaşamış bir kişiydi. Bu sistemi kurarken sistemi kurabilecek tecrübeye sahip insanlarla çalışmanın önemine işaret etmek için bunu söyledim. Hızla organize olduk o zaman. Sağlık profesyonellerinin gönüllülerini kurduğumuz sistemin içine katarak, eğiterek 8000 kişiye ulaştık bir müddet sonra. Yani Türkiye'de aslında 1999 depreminden sonra yapılmış işlerin içerisinde birincisi depreme dayanıklı yapılarla ilgili yönetmeliklerin, mevzuatın oluşturulması, ikincisi de UMKE'nin kuruluşudur. Üçüncü önemli adım AFAD'ın kuruluşudur. Bu AFAD'ın kuruluş tartışmalarına da ben aktif olarak hepsine katıldım. Birkaç sene, 2-3 sene bu konuyu yoğun biçimde konuştuk. Biliyorsunuz geçmişte parçalı bir yapı vardı. İşlerinin altında sivil savunma, bir taraftan Bayındırlık'ta afet işleri. Böyle farklı bir yapı. Bunun başbakanlığın çatısı altında, başbakanlığın otoritesini bütün kamu kuruluşlarına, bakanlıklara ve diğer kurumlara da yansıtabilecek bir yapı altında kurulmasının doğru olduğuna hep beraber karar verdik ve AFAD ortaya çıktı. Çok da doğru bir şey yaptık. Bugün şunu biliyoruz ki afetlerle ilgili üç ana meselenin ikincisi olan afete müdahale konusunda, birincisi olan hazırlık konusunda ve üçüncüsü olan yaraları sarma konusunda artık AFAD çok önemli ve başat bir koordinasyon rolü oynayabiliyor. Önümüzdeki günlerde bunu kuvvetlendireceğiz. Bu yalnızca AFAD'ın işi değil. Yani bu mücadele sadece AFAD'ın işi değil. Hatta AFAD'dan ziyade belediyelerimizin, diğer kurumlarımızın, Çevre Şehircilik Bakanlığımızın, işte Kızılay'ın üstlenmesi gereken vazifeler var. Ancak bütün bunların bir orkestra hassasiyetiyle aynı anda aynı eseri ortaya koyması gerekiyor. İşte AFAD burada biraz o orkestra şefliği görevini görecek olan bir kurumdur ve biz AFAD'ı bu şekilde geliştirmeye devam edeceğiz. Biraz önce şunu ifade ettim. Bu afetlerin hemen hemen hepsinde bulundum. Ve şunu fark ettim. Yerel yönetimlerin, belediyelerin ve oradaki valiliğimizin asıl önemli rolleri oynaması gerekiyor. Bizim de buna fırsat oluşturmamız, bu yerel dinamiklerin daha güçlü bir biçimde işini yapmasına destek olmamız gerekiyor. Ağrı'da bir depremden sonra bir köyümüze gitmiştik. O gün Bayındırlık Bakanımız vardı. Bayındırlık Bakanımızla beraber. Bir dağ köyüydü. Bütün o telaşenin içerisinde bize böyle kahvaltı tarzı bir yemek çıkarmışlar. Tabii hiç böyle bir beklentimiz yoktu ama bayağı bir sofra kurmuşlar köyün kenarında bir alana. Bizi zorla oturttular. İşte ben varım, Bayındırlık, o gün Bayındırlık Bakanlığı vardı. Bayındırlık Bakanımız Zeki Bey var. İl valimiz var, belediye başkanı vesaire, hep beraberiz. Bakanlıklardan gelen bürokrat arkadaşlar var. Birkaç köyü ziyaret ettik, bu köye de gitmiş olduk. Muhtar da bizim yanımızda oturuyor, iki bakan arkadaşın.
Valiye gözü ilişti, sayın valim. Biraz uzak bir yere oturtmuşlar vali beyi. Koştu hemen vali beyi aldı, getirtti oraya. Getirdi, elinden tuttu, yanımıza oturttu. Dedi ki vali bey gel otur. Sel gider kum kalır dedi. Sen buradasın. Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Marmara Depremi'nin 18. yılı anma programında İstanbul'da konuşuyor sevgili seyirciler. O konuşmanın önemli bir bölümünü canlı olarak ekranlarınıza taşıdık.